Sayın Özgür Mert Balcı, Camia'dan Sesa programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette, memnuniyetle. Ben 1972 Sakarya Karasu doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Sakarya'da tamamladım. Anne babam ikisi de öğretmen. Liseyi Sakarya'da bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim, mezun oldum. Bir yıl hukuk fakültesinden sonra İngiltere'de dil eğitimi için İngiltere'de bulundum. Akabinde 25 yılı aşkın süredir serbest avukatlık yapıyorum İstanbul'da kendi büromda. Ağırlıklı olarak yerli, yabancı şirketlere hukuk müşavirliği hizmetleri veriyoruz. Evliyim, bir oğlum var. Oğlum da iyi bir Beşiktaşlı. Galatasaray Üniversitesi'nde ama iyi bir Beşiktaşlı. Avukatlığın yanı sıra arabuluculuk da yapıyorum. Ticaret ve iş hukuku alanlarında uzman arabulucuyum. Nasıl Beşiktaşlı oldunuz? Şimdi benim Beşiktaşlı olma hikayemi anlatmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bana göre çok özel bir durum. Beni rahmetli dayım Beşiktaşlı yaptı. Hiç unutmam. O zaman tabii böyle şeylere ulaşmak, tekstil ürünlerine ulaşmak kolay değil. Sümerbank'tan siyah ve beyaz bez alıp onu diktirip evimizin balkonundan astığımı bugün gibi hatırlıyorum. Ama maalesef yağmur yağmıştı, siyahla beyaz birbirine karışmıştı. Kapalıda sağ üstte yıllarca, uzun yıllar boyunca kombinimiz hep oradan oldu. Oradan grup siyah ettik. Beyaz tarafı, doğru mu hatırlıyorum? Evet, aslında grup siyah beyaz da biraz oradan da doğmuştu. Biraz da şeyden bahsedeyim, kongre üyesi olma sürecinizden. Tabii ben... Ne zaman karar verdiniz? Ne oldu da karar verdiniz? Açıkçası biz tabii hep tribündeydik ama kongre üyesi olma farklı bir şeydi. Yani o zamanlar böyle bir bilincimiz de yoktu. Beşiktaşlıydık yani sonuçta. Kongre üyeliği, o kavram çok bizde gelişmemişti. Sonrasında ben rahmetli Süleyman abinin son zamanlarına yakın, 98 yılında kongre üyesi oldum. Tabii o zaman avukat olmuştum, İngiltere'den gelmiştim. Biraz daha böyle acaba Beşiktaş için ne yapabiliriz duygusu içimizdeydi. O zamandan bu yana kongre üyesiyim ve Süleyman abinin kartı da hala saklıyorum. Çok kıymetli benim için, onun imzasını içeren kart. Üye çok kartım. Şanslısınız. Sağ olun, sağ olun. Süleyman Seba'yla hemşeri olmak nasıl bir duygu? Arkadaşlar, Süleyman abi gerçekten çok özel bir insandı. Çok beylik laflar etmek istemiyorum ama Süleyman abi asaleti, kibarlığı, zerafeti gerçekten içselleştirmiş bir insandı. Ben keşke bu genç nesiller daha yakından tanıma olanağı olsaydı. Gerçekten bunu laf olsun diye yapmayan, içselleştirmiş çok müstesna bir insandı. Beşiktaş onun hayatıydı. Açıkçası özellikle başkanlığı bıraktıktan sonraki dönemde çok zaman zaman birlikte olma olanağımız oldu. Şöyle söyleyeyim, herhangi oturduğumuz bir yerde 10 yaşındaki çocuk bile gelse, ki o zaman ilerli yaşlarındaydı, mutlaka ayağa kalkar, önünü ilikler. Yani o zarafet, o nezaketiyle, asaletiyle gerçekten karşısındakini böyle ezen bir üslubu vardı. Yani o yüzden gerçekten yeri dolmaz. Öbür taraftan inatçıydı. Hiçbir hem iyiyi hem kötülüğü hiçbir zaman unutmazdı. Allah nur içinde yatırsın. Gerçekten Beşiktaş'ın kaderini değiştirmiş bir büyüğümüz. Kesinlikle katılıyorum. Ruhu da şad olsun. Amin. Beşiktaş kulübünde hangi görevde bulundunuz? Dönemler içerisinde, yani çeşitli yönetimlerde, bu Serdar Bey'in yönetiminden tutun, Fikret Bey'in yönetiminde, Ahmet Bey'in yönetimlerinde, biz ne zaman çağrılsak, bir hukukla ilgili bir iş olsa bilabedel her zaman koşturduk. İşte TÜZİK hazırlanacak, oradaydık. Efendim şiddette, sporda şiddetin önlenmesine ilişkin bir komisyon kurulacak, oradaydık. Çağrıldığımız zaman bilabedel, büyük bir şevkle her zaman koştuk. En son geçtiğimiz şampiyon olduğumuz yıl ben gene böyle bir görev teklif edildiğinde Futbol AŞ'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.
ben kurumsal yönetim ilkeleri ve risk yönetimi konusunda da aldığım eğitimler var. Bunları da dikkate alarak sanıyorum beni uygun gördüler. Biliyorsunuz ben geçen dönemde disiplin kuruluna adaydık. Gene aynı listemizde. Futbol AŞ'deki yönetim kurulu üyeliğini de bu şartla kabul ettim. Yani kongre dönemine kadar büyük bir şerefle görev yaparım. Ama akabinde gene disipline aday olacağımı söyleyerek girdim. Çok keyifli bir dönem oldu. Şansımız da yaver gitti. Görev aldığımız kısa süre boyunca 3 tane şampiyonluk elde etme fırsatını yakaladık. Açıkçası bu benim için çok kıymetli bir şey. Yani çocuklarıma bırakabileceğim en kıymetli miraslardan birisi. Aslında ben sonradan siz söylediniz. Önceki hayırlı olsun. Disiplin kurulu başkanlığına adaysınız. Yine adayız. Yine adaysınız. Başarılar dileriz. Biraz da bu sürecinden bahseder misiniz? Sizi başkan adaylığına motive eden şey nedir? Arkadaşlar ben şunu önemsiyorum. Beşiktaş'taki kurulların hangi kurul olursa olsun yönetim kurulundan diğer kurullara kadar mutlaka liyakat sahibi insanlar tarafından işgal edilmesinden yanayım. Bu kapsamda biz açıkçası zaten Beşiktaş'ın içerisinde olan insanlarız. Geçmişte de, bugün de, yarın da olacağız. Biz bu motivasyonla çok çok bize göre çok şahane bir liste hazırladık. Gerçekten liyakat sahibi, hayatını Beşiktaş'ta önceleyen, üzerinde herkesin uzlaşabileceği Beşiktaşlılıkları ve iyi insanlıkları konusunda uzlaşabileceği bir liste oluşturduk. Bu motivasyonlarla geçen dönem olduğu gibi bu dönemde adayız. Centilmence bir yarış olacak. Diğer rakip arkadaşım Ahmet Akpınar da çok kıymetli bir arkadaşımız. Biz disiplin kurulunda, İstanbul İl Disiplin Kurulu'nda beraber çalıştık. Ben başkanken Ahmet Bey as başkandı. Umarım Beşiktaş için en hayırlısı olur. Beşiktaş kulübü harici Türkiye Futbol Federasyonu'na görev yaptınız mı? Türkiye Futbol Federasyonu'nda İl Disiplin Kurulu şöyle bir organizasyonel yapısı var. Profesyonel disiplin kurulunda yer almadım ama İl Disiplin Kurulu'nun fonksiyonu şudur. İstanbul ilindeki tüm amatör disiplin vakalarının çözümlendiği bir birimdir. Ben burada 11 yıl görev aldım. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'da yaklaşık 500'e yakın, tam rakamı bilmiyorum ama 400'ün üzerinde amatör kulüp var. Ve her hafta sonu oynanan yüzlerce maç var çeşitli kategorilerde. Bölgesel amatör ligden, süperden, birinci, ikinci amatörler, bunların altyapıları. Ya muazzam bir deneyim oldu benim için. Şöyle düşünün, her hafta sonu yüzlerce maç oynanıyor. Bu maçlardaki raporlar size geliyor. İnsanlar savunma yapmaya geliyor. Beni çok besleyen, çok çok keyifli bir deneyim oldu. Orada hem futbolu seven bir insan için muazzam bir deneyimdi. Gerçekten özlemle anıyorum o günleri de. Evet. Bu tarz kurullarda Beşiktaşlı'nın olması kulübümüze fayda sağlar mı? Bakınız, Beşiktaşlıların olmasından tabii ki Beşiktaşlıysa uzayan kol bizden olsun ama tarafsız, liyakat sahibi insanlar olsun bize yeter. Beşiktaşlı bir, çünkü şunu ben biliyorum ki Beşiktaşlı biri orada Beşiktaş'ı kayırmaz. İyi Beşiktaşlı aynı zamanda iyi bir insandır. Beşiktaş'ın hakkını korur, başka takımların da hakkını korur ama Beşiktaş'ı kayırmaz. Bize biraz kuruldaki arkadaşlarınızla bahseder misiniz? Memnuniyetle. Mor liste. İsterim, mor listeyle biz giriyoruz. Dediğim gibi geçen sefer de biz disiplin kuruluna adaydık. Bir değişiklik dışında aynı listeyle devam ediyoruz. Bir üye arkadaşımız yurt dışına taşınması sebebiyle başka bir arkadaşla değiştirdik. Beşiktaş'a layık bir liste hazırladık. Hem liyakatle hem mesleki kariyer, insan kalitesiyle ilgili hiçbir şüphemiz yok. Gerçekten çok ağırlıklı, güzel bir liste hazırladık. Kendimi bir yana bırakıyorum. Listedeki diğer arkadaşlar çok kıymetli. Onları bu vesileyle mutlaka tanıtmak isterim. Listemizdeki bir dekan var bizim listemizde hali hazırda. Yeditepe Üniversitesi'nde dekanlık görevini sürdüren Profesör Doktor Dursun Arıkbağ hocamız bizim listemizde. Haluk Kaçıra.
Haluk Kaçıray'ı camiamızdaki birçok insan tanır. Haluk abi serbest muhasebeci mali müşavirdir. Kendisi Beşiktaşlı'nın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir diğer hukukçu üyemiz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İbrahim Muratoğlu. İbrahim de bizim eski bir kongre üyemiz. Kendisi Manisa'da avukatlık yapıyor. Ege bölgesindeki özellikle İzmir'deki bütün Beşiktaş oluşumlarının içerisinde ve kuruluşunda yer almış. Çok sevilen, saygın, pırıl pırıl ve iyi bir Beşiktaşlı arkadaşımız. Yine hukukçu üyemiz avukat Halil Şeker. Halil abi uzun yıllar bürokraside yöneticilik yaptıktan sonra Hazine ve Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı nezdinde bürokratlık, üst düzey bürokratlık yaptıktan sonra kendisi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmaktadır halen. Diğer iki tane hukukçu arkadaşımız daha var listede. Biri Tansu Tez Onarıcı. Tansu hem divan üyemizdir, hem amatör futbolcudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık yapmaktadır halen. Çok deneyimli bir avukattır. Uzun yıllar İstanbul Barosu futbol takımının santraforluğunu yapmıştır. İyi de bir futbolcudur, amatör futbolcudur. Artık biraz yaşlansa da hala biraz idman yapsa oynayabilecek niteliktedir. Naci Özer. Naci abi de hem divan üyemiz hem kongre üyemiz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. O da bir bilinç sporcusu aynı zamanda. Çok nitelikli, çok deneyimli bir avukat. Kadın üyemiz, maalesef bir tane kadın üyemiz var. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Gökben Çuhadar. Gökben maliye bölümü mezunu. O da özel sektörde yöneticilik yapmış. Beşiktaş tribünlerinde tanınan, sevilen müstesna bir arkadaşımız. Gene hukukçu olmayan üyelerimizden birisi İbrahim abimiz. İbrahim Öztermiyeci. İbrahim Öztermiyeci de hukukçu olmayan bir üyemiz ama uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapmış, birçok halka açık şirketin kuruluşunda yer almış, çok deneyimli, çok iyi bir Beşiktaşlı. Üyelerimizden iki tanesi Kabataş mezunu, Dursun Profesör Doktor Dursun Arıkbağ ile Haluk Kaçıra abimiz aynı zamanda Kabataş Lisesi mezunu. Sayın Özgür Mert Palcı, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, ben de sizlerle tanıştığıma da çok sevindim. Beşiktaş'ımız umarım zor bir dönemden geçse de çok büyük bir camia Beşiktaş. Bu günleri mutlaka aşarız. Daha güzel günler olur. Bundan bir nebze olsun şüphem yok. Tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ve bana bu fırsatı verdiğiniz için.